One Piece'in 1014. chapter incelemesine hoş geldiniz. Kaç gündür bu anı bekliyoruz. Aklımızda bir ton soru var ve Eiichiro Oda sağ olsun bir iki tane cevap yerine bir ton soru daha tıktı, kucağımıza yerleştirdi ve bıraktı bizi. Chopper Queen'e karşı nasıl dayanacak? Kinemon öldü mü? Kiku öldü mü? Umarım Kanjuro öldü. Luffy'yi kim kurtaracak? Momonosuke'nin baş ağrısının sebebi ne? Onigashima'ya ne olacak? Ve nasıl bu savaş kazanılacak? Bu tarz sorular chapter sonunda aklımızda. Ve bunları introdan sonra da sizinle incelemek istiyorum. Kaizoku Oni! Ore wa nare! Bu arada normalde bir chapter incelemesini daha detaylıca, daha fazla zaman ayırarak yaparım kendime. Bugün biraz zamanım kısıtlı. Yani sıralamalar bazen pek tutmasa da kendisini idare ederseniz sevinirim. Luffy'nin denize düştüğünü görüyoruz başta ve aynı anda da Kaido alay ediyor kendisiyle. Gomu gomu neymiş falan gibisine ve sen Joy Boy olamazsın diyor. Bunu dünkü videoda da dedim. Bu arada izlemeyenlere de tavsiye ederim o videoyu. Orada da daha başka şeylere değiniyorum aslında. Evet, doğru duydunuz. Kaido Luffy'ye sen Joy Boy olamazsın diyor. Şimdi bunu bir köşeye alalım. Bunu sonra değerlendireceğiz. Hani nasıl bu fikre kapılıyor vesaire falan, buna bakacağız birazdan. Sonrasında da Momonosuke babasının günlüğünü okuyor. Burada da ölmemesi gerektiğini diyor. Artık ne okuduysa orada böyle bir sonuca varıyor. Hani belki Tayfi ile Lafte ile falan mı gidecek yoksa bilmiyorum tabi yani. Buradan bir senaryo kurmak saçma olur ama aklıma ilk gelen şey böyle bir şeydi açıkçası. Ha ister miyim istemem o başka bir olay. Bunu dedikten hemen sonra da yine başı aşırı bir şekilde ağrıyor. Tıpkı Zoo'da gibi. Gelelim bir diğer olaya. Chopper'ı Queen ile dövüşürkene görüyoruz. Ama burada bir sıkıntı var. Chopper bayağı bir süre dayanmış ama gittikçe yoruluyor ve Queen gittikçe domine ediyor gibi duruyor. Hatta bunun lafını da ediyor, hani beni yenemezsin yorulduğun gibisine. Bu arada Perospero da sahne almış ve oklar ile saldırı gerçekleştiriyor Chopper'a. Hatta şöyle diyeyim, Chopper'ın belisinde oklar da görünüyor, yani darbe de almış. Bir nevi Chopper şu an iki kişiye karşı savaşıyor. Aslında Marco'dan beklediğimiz şeyi Chopper yapıyor yani. Bir de flashback görüyor. Flashback'te de Caesar Clown ile Rumble Ball'ların geliştirdiğini görebiliyoruz. Yani daha fazla kalabiliyor monster formunda. Ama buna rağmen artık 10 dakikadan az bir süresi kalmış. Bu arada şu Caesar Clown'un yaptığı update'te belirli riskler taşıyormuş. Ama bunları şu ana kadar görmüyoruz. İleride önümüze çıkar. Belki yine kendisini kaybedebilir falan. Yani umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü yani bir ihtimalim Chopper'dı bu savaşta. O da gider yani. Tüm savaş boka sarsa bile bence burada Chopper Queen'i yenebilecek. Çünkü Queen'in counter'ıdır. Yani şöyle diyeyim. Queen zehir salıyor. Chopper'da iyileştirebiliyor. Bundan dolayı da yenmesini isterim ve beklerim. Tabii şu an açık net bir haki farkı var ortada. Ama Chopper'ın da hakisini göremedik. Yani bir ihtimal orada bir şeyler de olabilir. Bundan sonra da Boy Hwang arkadaş anonsunu yapıyor ve Chopper'ın da aynı anda sert bir saldırı yediğini görüyoruz. İlginç bir olayda Queen'in boğazı ayrılıyor. Hani bu nasıl bir teknik bilmiyorum ama ilk defa bir Zoan'dan böyle bir tekniği görüyoruz. Bu sayfalarda savaşta olan diğer önemli kişileri de görüyoruz. Ama ilgimi çeken olay şu. Tayfadaki bütün üyeleri görüyoruz. Yani gerek Sanji ile Zoro, gerek Whiswoo ile kapışan Jinbei, Franky'yi de görüyoruz, Brook ile Robin'i de görüyoruz ve Usopp ile Nami'yi de mesela görüyoruz. Burada fark edilen tek bir nokta var. Bu arkadaşlar hepsi meşgul. Yani hiç kimse Luffy'nin yanına gidemez. Hani burada Yamato ve Momonosuke de işin içine dahil. Yani bunlardan hiçbiri gidemez. Ama bu sayfalarda da nasıl Luffy'ye güvendiklerini gösteriyorlar. Bu arada Momonosuke'yi bulan Kinemon kucağına alıyor. Ve orada da Momonosuke herkesin bir şey öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Cümleyi bitirdiğinde de Kanjuro Oden olarak geliyor. Bu olay da orada unutuluyor. Şimdi burada Momonosuke ne demek istiyordu acaba? Hani günlüğü okuduğunu biliyoruz ama diğer olay da var. Neyi demek istiyor? Bu baş ağrısından kaynaklı. Buradaki demek istediği şey baş ağrısı ile kaynaklı mı? Yoksa günlük ile. Büyük ihtimal baş ağrısı ile kaynaklı. Şimdi baş ağrısından dolayı neyi söylemek isteyebilir? Benim için baş ağrısı Luffy'nin boğulmasıyla alakalıdır. Luffy boğulunca baş ağrısı başlıyor. Bu ağrıdan ne olduğunu öğrenebiliyor Momonosuke ki bunu önceki chapterlerde de yapabiliyor. Bunu da iletmek istiyor ama iletemiyor. Yani buradan yardım beklenilmemeli. Bize bunu Eiichiro'da net bir şekilde gösteriyor. Tabi Kinemon geldiğinde Kiku da yanında. Bundan sonra da fake Odin yine geliyor. Tabi bu fake Odin fake değil ama harbi...
kim biliyoruz. Bu arkadaş da Kiku'yu kandırıyor ve Kiku'yu bıçaklıyor. Kiku büyük ihtimal kolay ayağa kalkamayacak. Ölmemiştir diye tahmin ediyorum. Bu olayı gören Kinemon kızıyor ve tek darbeyle Kanjuro'nun leşini seriyor yere. Eline, koluna, yüreğine sağlık Kinemon. Adamın dibisin. Evet, ben bayağı sevindim bu olaya. Bu arada bölümün başlığına da bakarsak bence Kanjuro öldü. Ölsün de artık yani, bu ne? Böyle leşi orada kalsın falan, çok güzel olur bence. Sonrasında dediğim gibi de Kaido oraya varıyor ve efsane epik bir saldırısı ile Kinemon'u doğduğuna pişman ediyor. Ve son çizimde de Onigashima'nın hedefe ulaştığını görüyoruz. Burada da Onigashima için basit bir yöntem var aklımda. O da şudur. Momonosuke'nin şeytan meyvesini bir hatırlayalım. Bu şeytan meyvesinin aynısını yiyen kimdi? Kaido. Kaido ne yapabiliyor? Bulutlar yapıyor. Bu bulutlar ile Onigashima tepelere çıktı. Yani bu bulutların aynısını Momonosuke gerçekleştirirse kimse ölmeyecek. Bunu bir yere yazın. Ben iddialıyım bu böyle olacak. Şimdi chapter'e bir bakalım. Chapter bence çok güzel bir chapter'dı. Bayağı bir soru işaretleri vardı. En güzel yenen birkaç kişi daha yenildi. Chapter'da akılda kalanlar ne? Onları bir inceleyelim. Luffy'nin denize boğulduğunu görüyoruz ve Kaido'ya göre de Joy Boy olamaz. Açıkçası bu arkta kim nasıl yener Kaido'yu bilmiyorum. Ama düşününce Luffy'nin bu Joy Boy ünvanını alması gerektiğini biliyoruz. Ne kadar da ünvan olayları hoşuma gitmese de. Ve Kaido'ya göre belki ondan önceki kişi Roger'dı. Bunu da Sebex'ten duymuş olabilir ama açık olayım, Joy Boy ünvanı olayını pek sevmedim, yine tekrarlıyorum. Yani bana göre eskiden biri de olabilirdi, yani bu bir isim de olabilirdi. Orada bir şey değiştiremiyoruz. Ama bana şurada şöyle bir düşünce de çıkmıyor değil. Luffy Haki'sinin yetersizliğinden dolayı yenildiğini öğreniyoruz. Ve şimdi bu Joy Boy olayını da katarsak Luffy kendisi yenmeli. Burada birkaç arkadaşın teorisi doğruya gidebilir gibi gözüküyor. Buna da bir cevabım var. Buna gelmeden önce de bir başka soru var, ona bir bakalım. Luffy nasıl kurtulacak denizde? Burada birçoğunuz yorumlarda aynı şeyi yazdınız. Denizin kralları, yani deniz canavarlarına. Şimdi ben de biraz üstünde durmaya çalıştım. Ama yanlışım yoksa Shirahoshi'nin gücüydü bu. Bunun Momonosuke'nin de yapması biraz saçma olur. Hani nerede Shirahoshi'nin özelliği o zaman? Yani bunu düşünürsek bana bu ihtimal bayağı bir zayıf geliyor. Son videoda saydıklarımı da hatırlarsınız. İşte Beppo olabilir, Aladdin olabilir veya Ahtapot olabilir. Bunlar da ihtimal içinde. Ama olayın gidişatı için katkıda bulunacak biri gelmeli bence. Ha, ben yine buraya dönüyorum. Bunu da açıklayayım size. Ama açıklamadan önce bir şey daha demek istiyorum. Arkadaşlar bu arada dünden beri kanalıma abone olmayan 4000 kaçak var. Yani o arkadaşları yakalarsanız abone olmalarını gerektiğini iletir misiniz? Luffy gibi bizim de kendimize göre bir iki küçük hayalimiz var yani. Şaka maka, abone olursanız sevinirim. Neyse, geri dönelim. Şimdi bir de bir toplu özet yapalım. Kaido Luffy'den sonra Kinemon'u da indiriyor. Zoro yenildi. Kid destek gelmesi büyük ihtimal, o da yenilecek. Ashura Doji gibi önemli karakterleri de kaybetti. Karşı taraf zaten çok güçlüyken bizim taraf daha da kan kaybetti. Yani şunu demek istiyorum ben. Luffy Gear 5'i bırakın Gear 12'yi de bulsa, sudan da kendisi de çıksa, Kaido'yu kendisi de yense aşağıdaki olaylar çok kötü ilerliyor. Yani her chapter resmen birileri düşüyor gibi. Ya birileri gelmeli ya da büyük bir olay olmalı ki İhtimal olsun. Şu an ihtimali ben görmüyorum. Ondan dolayı da birileri gelecek diyorum. Yani Queen şu an Chopper'ı yense mesela, ki ben açıkçası yenmeyeceğini düşünüyorum. Ben Chopper'dan bayağı bir şey bekliyorum. Ne olacak? Queen boş gezecek. İkiye bir Marco'ya dalacaklar ve Marco yenilecek. Böyle devam. Bayağı bir soru ortada. Bence bu soruları belki bir başka videoda da yavaş yavaş inceleyebilirim istek varsa. Onu geçtim, benim aklıma şöyle bir fantazi geldi Luffy ile ilgili. Luffy denizde boğuluyor ve Shanks geliyor kurtarıyor. Tıpkı o meşhur sahne gibi. Nasıl olurdu? Gerçi artık Luffy çocuk değil, hani biraz saçma da olabilir ama yani bu da olabilecek bir senaryo. Ha bu arada Marco iyileştirir diyen arkadaşlar da, Marco'nun nefesi bitmiş. Yani bu ihtimalde eriyor gibi. Luffy bir ihtimal Haki'sini dinlendirdikten sonra da kendisi de kalkabilir. Ve gelelim son soru olarak, sizce Kinemon, Kiku ve Kanjuro'ya ne oldu? Bence Kanjuro'nun helvasını yiyebiliriz. Ama Kinemon'da olay kritik. Şu yediği saldırıyı kolay kolay tankleyemez gibime geliyor. Kılıcı falan kırılıyor. Hatta kafası vücudunun içine girmiş gibi duruyor bu çizimde. Bir bakın çizime, ne demek istediğimi anlarsınız. Artık Momonosuke mi olgunlaşacak? Big Mom mı taraf değiştirecek? Shanks mi gelecek? Yoksa biri daha mı gelecek? Yoksa Luffy Gear 5-6'ya mı gidecek? Bunları bilemem. Yani bir şeyler olmalı ve olacak. Neyse arkadaşlar, içeriği bol bir video oldu ve açık olmalıyım. Bugün baya yoğun bir günümdeyim. Ondan dolayı da biraz hızlı yaptım, fark ettiğinizde. Sıralamadan ziyade aklıma gelenleri direkt söylemeye çalıştım. Umarım böyle de hoşunuza gitmiştir. Bunun
Bundan sonraki videolar yine daha düzenli olacak. Ama hani bu chapter videosunu da bugün atmak istedim. Burada da anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Umarım videoya beğeni attınız ve kanalıma abone oldunuz. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh.